Sefer beni ömür. Ne? Bugün defnettik. Mezarlıktan geliyoruz. Bu matem bizim hakkımız hala. O kadının değil. O kadın babamla parası için evlendi. Burada işi yok. Öyle dahi olsa nikah nikahtır. İnsanların acısıyla alay etmek doğru değil baba. Düşmanın bile olsa. Düşmanın değil. Düşmanımız. Bin yıllık kan davamızı bile bıraksam unutacaksın. Şöyle yalan mı? Ölen kocandı. Bu senin de matemin. Haklısınız. Ama biz yine de... 7 gün 7 gece. Avukat aradı bu sabah. Onunla da işin olacak. Ne işi? Miras. Miras mı? Ölüye saygınız hiç mi yok? Bu evde matem var. İnsanlar yas tutuyor. Özür dilerim, bilmiyordum. Bilmediğiniz çok şey var. Cenaze çıkmış evde oyun oynanmaz. Gidelim anne, gidelim buradan, dayanamıyorum. Oldu işte. Tamam tamam, sakin ol, gideceğiz. Ya bildiğin gibi değil anne. Öyle kaba ki elimi bir kitar aldım diye. Keşke almasaydın be kızım. Ablam haklı anne, bir de ölmedikleri kaldı. Mikrobun biri gitti ama diğeri hala yaşıyor baba. Kemal'in kardeşini unutma. Hakkı. Af söylentileri var. Yakında çıkar hapiste. Hakkı'yı öldürtecek misin? Amcaoğlum öldürdü o iti. Ben kanımı yerde bırakır mıyım be? Ne yediği belirsiz bir kadın ailemizin alın terini 5 dakikada alıp gidiyor. Bu resmen gasp. Kemal'e ait arazinin 1/4'ü şu anda o kadının. Ya demek öyle. İşte beklediğin fırsat baba. 2 milyon dolar. Siz galiba beni anlamadınız. Ben satmayı düşünmüyorum. Ne demek düşünmüyorum? Satmayıp da ne edeceğim? Sizi hiç ilgilendirmez. Hele sen bir hede çıkarız biraz daha. Bir de şu aile anlaştınız mı? Aldı mı senden hisseleri? Boşuna dil döküyorsunuz. Bu iş çoktan bitmiş. Hiçbir şey satmadım ben Reşua'ya. Satmaya da niyetim yok. Satmamış mısın? Kimin malını kime satacağım ben? Ha, benim mi ki bu topraklar? Bir damla terim mi aktı ki benim bu topraklara? Hak etmek nedir sizce? Nasıl? Reddi miras mı yapacaksınız? Aynen öyle yapacağım. İşlemlere hemen başlayabilirsiniz. Hoşça kalın. O İstanbullu karının burnundan fitil fitil getireceğim. Elif'le ne alıp veremediğim var baba. Aileden değil, hısım değil. İstanbul'dan gelmiş. Kocasını kaybetmiş. 3 gün sonra dönecek. Elif aşağı, Elif yukarı. Ağzından düşmüyor bu kadın. Yoksa onu çok mu beğendin ha? Kendine gel. Kesin hırlaşmayı. Amcaoğlumun kanı yerde mi kalacak?
Kemal Deyyus'u kazayla geberip gitti diye unutacak mıyız davamızı? Onu bunu bilmem ben. Hakkımız olan toprak kimin elinde ona bakarım. Bu toprak meselesini kurcalamasan daha iyi olur baba. 70 yıllık hikaye. Altından ne çıkacağı belli olmaz. Laf ağzımdan çıktı mı mesele kapanmıştır. Söylen sen daha. Karı gibi söylenmekten başka ne bilirsin ki? Ökkeş. Ağam emret. Adamlarına haber salasın. Hazır da olsunlar. Yarın bir şenliğimiz olacak. Bahsün ağam. Sen yeter ki emret. Kimse bir şey demeyecek mi? Cemo? İdal? Sen Maho? Hadi siz daha dünkü çocuklar. Ya ben? Bunca yılın Zeyno kadını. Bu hatayı nasıl yaptık? Bir öfkeyle kalktık. Kudurmuş gibi gittik üstüne. Hala ben. Beğenmediğimiz o şehirli kadın. Lafı öyle bir koydu ki içimize. Ateş mübarek, kor ateş. Çıkar çıkarabilirsin. Kemal'im. Aslan Kemal'im. Ailemize yakışır bir gelin getirmiş de. Bizim haberimiz yok. Ya hayatımızın fırsatıydı anne. Hepimiz için bir fırsattı. Elinin tersiyle ittin. Parasız geldik, parasız dönüyoruz. Ne yapacağız İstanbul'da? Eskiden ne yapıyorsak onu. Çalışacağım. Evet, çalışacaksın. İnternet faturası yüzünden gene azar işiteceğim. Saç ölesi bitince ay başını bekleyeceğiz. Ya o gitar kursuna belki hiçbir zaman gidemeyeceğim. Evet, belki de. Hatta büyük ihtimalle. Ama şey hiçbir zaman olmayacak. Hak etmediğimiz tek bir susam tanesi bile boğazımızdan geçmeyecek. Akşam yatağa yattığımda, gözlerimi kapadığım zaman hakkını yediğim insanlar rüyamda karşıma dikilip de boynuma sarılmayacak. Hiçbir zaman. Anladınız mı?
Ricam odur ki bu yüzüğü tak. Tak ki Kemal'im rahat uyusun toprağında. Hadi. İşte balıklı gölümüz. Çok güzel. Camimiz. Ne kadar çok var. Bak şu ne kadar küçük. Gördün mü? Anlatayım abla. Ne anlatacaksın? Balıklı Gölü anlatacaktır. Halil-i Rahman. Zalim Nemrut'un İbrahim peygamberi adlı yer. Hadi anlat bakalım. Bir zamanlar ki buranın Babil hükümdarlarından Nemrut, İbrahim rüyasında görüyor. Bir erkek çocuğun doğup saltanatını elinden alacağını görüyor. Nemrut İbrahim'i cezalandırıp ateşe atıyor. Ateş suyu odunlarda balığa dönüşüyor. Bu kadar. Bu kadar abla. Ben atayım abla. Nemrut'un kızı Zelay'ı da anlatayım abla. Onu da başka bir zaman anlatayım. Sağ ol abla. Al bakalım. Al sen. Teşekkür ederim abla. Bak bak. Bak bıraksan akşama kadar anlatırım. Sen bunu Reşua'ya anlatacaktın. Teşekkürler. Kalenin dibindeki kafede birer soğuk ayran içerim anlatırım. Tamam. Yürü. Hep bu oğlum. Çok terlemişsin. Sağ ol çocuğum. Afiyet olsun. Anlatır bakayım. Bu Reşua sülalesi önce hısımdık, sonra hasım olduk. Bilmem kaç hasat önce toprak için husumet başlamış. Ecdadımızın alın teriyle cennet ettiği topraklarımıza göz dikmişler. Sonra kan akmış. Bir onlardan, bir bizden. Gelmişiz bugünlere. Reşua zaten zengin. Yani niye istiyor ki sizin topraklarınızı? A benim ceylan gözlüm. Kabil Habil'in canını aldığında bu dünyada topu topu iki kişiydiler. O koskoca dünyanın yarısı dahi yetmemişken Kabil'e kimin hesabını kimden soracaksın? Hala devam ediyor mu peki? Bu kıyam biter mi? Reşo'nun amca oğlu vardı Selame. Bir cahillik etti. Babamı vurdu. Sonra kardeşim Hakkı. Kemal'in küçüğü. O da Selame'yi vurdu. Kemal Hakkı'yı oğlu gibi severdi. Ona hem abilik hem babalık yapmıştır. Ama bu çok saçma. Bizim illerde adet böyledir. Adet buysa uyuyacaksın. Hep böyle devam edecek mi yani? Hakkı mapusta. Sıra onlardadır. Siz endişe etmeyin. Davayla ilginiz alakanız yoktur. Hadi. Cem o bizi fabrikada yemeğe bekler. Toprakların havasından mı suyundan mı bilmem. Ne kadar okuyup etsek de bir yanımız hep yaban. Hele sıra bir kadından özür dilemeye geldi mi? Yüzüme bak Cemo. Bak. Özür dilemek hep lafla olmaz ki. Bazen bir bakış. Tertemiz bir bakış. Aynı seninki gibi. İnan bana hepsinden daha sayıcıdır. Aman dur gel. Sağ ol. Bunlar da sana. Çok güzel. Bak. Güzel Türkoğlu. Aman aman pek yakıştı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Adamlar sağlam mıdır? Öldü ölsün Aragon. Güzel. Öyle bir curcuna koparın ki cümle deyusun huzuru kaçsın.
Toprağın altındakinin de üstündekinin de. Anladın mı? Endişeye mal yoktur ağam. Ökkeş koyun yüzünü kara çıkarmaz. Görem sizi. Başımla ağam. Ne zaman yaptın Leyla bunları? Leyla bir tanedir. Hamaratlıkta üstüne yok. Afiyet olsun. Siz yeter ki yiyin. Ben yapmaktan yorulmam. Sağ ol. Daha sırada künefe ile mıra var. Oo. Değil mi Leyla? Doğrudur hanımım. Mıra? Bizim buraların has kahvesidir. Kız mı istenir? Düğün dernek mi kurulur? Mühim bir hadise varsa mıra içilir. Mühim bir hadise vardır. Şu günlerde hem üzüldük hem sevindik. Bir can kaybettik. Lakin Allah bize 3 can bahşetti. Benimle gelsene bir dakika. Tamam. Şimdi geliyoruz. Eğleşmeyin fazla. Künefe neredeyse pişer. Tamam. Benimle gelsene. Sana bir şey göstereceğim. Ne sürprizi? Arka bahçede yürü. Aa, şunlara bak. Sonunda kaynaştılar. Ya gider ayak. Bir tek babam çalardı. Bizde başka bilen yok. Ben de çok iyi sayılmam. Denemek ister misin? Yani çalabilir miyim? Bana sorma. O artık senin. Neden geldik? Bekle biraz. Bak. Fenerbahçe best of the best. Vay be. Sevdin mi? Sebekte laf mı? Süper. Başın nasıl? Çoktan geçti. Sen oynar mısın? Hiç oynamadım. Ula Mahu! Mert! Hadi gelin künefeleri soğutmayın. Tamam geldik. Hadi gidelim. Hadi. Vay. Şehmuz, atların yanında. Dikkatli olun. Sakın bir yanlış yapmayın. Dediklerimi aynen yapın. Dağılın şimdi. Hadi. Müthiş bir kahve. Bunca yiyip içmek başka türlü hazm olmaz. Hey Cema, bu mıra düğün derneği kurulunca da içiliyordu değil mi, öyle demiştin? Evet Elif abla. Hayırlısıyla şu zor zamanları atlatalım, onun da çaresi vardır. Sıyırmış geçmiş. Mahu. Deli Mahu. Ver şunu İdal. Hastaneye götürmek lazım. Gerekmez. Biz burada ne kurşun yaraları iyi ettik. Yok bir şey, ben iyiyim. Ufak bir sıyrık. Aslanım Mahu. Mermi sekmiş olmalı.
Ha, Mert nerede? İçeride, ha? İyidir. Korktu biraz. Of, hangimiz korkmadık ki? Sen Elif abla. Sen korkmadın. Gözlerimle görmüşüm. Ateşin içinden çekip çıkardım mahalle. Allah senden razı olsun. Bu kadarla atlatmak büyük şans. Şansla alakası yoktur. Vurmak isteselerdi vururlardı. Ha? Sen Reşo'yu tersledin ya. Malımı satmam dedin ya. Seni korkutmak istediler. Beni mi? Evet, seni. Maksat zarar vermek değildi. Öyle olsa Reşo'nun en iyi bildiği şey can almaktır. Mümkünü yok, sağ komaz. Ya keş, beceriksiz herif. Hayvan! Karıyı korkutacaktınız lan. Gittiniz bacak kadar veledi vurdunuz. Kasıtlıyı yalan. Kimseye nişan almadı. Sıyırmış olmalı. Ulan ben sana şimdi bir sektireceğim. İt ol it. Yıkıl karşımdan. Baba. Ne? Ökeşe niye bağırıyordun? De git başımdan be. Bir de sana mı laf anlatacağım? Günaydın. Nasılsın? İyidir. Sen uzanma, ben veririm. Günaydın çocuklar. Günaydın. Nasıl oldu kolun? İyidir, ufacık bir sıyrıkla ne olur ki? Jandarmaya bildirmemekte kararlı mısınız? Bildirmek olmaz. Ya tekrar denerlerse? İcabına bakarız. Yazılan neyse başa gelir. Kaderden korkmayacağım. Ve kanlın dahi olsa şikayet etmeyeceğim. Şikayet zayıf olana düşer. Kendi işini kendin göreceksin. Töremiz böyle der. Zeyno Ana. Avukat geldi Zeyno Ana. Bahçeyi al. Biz birazdan geliyoruz. Tamam. Bunlar son imzalarda Elif Hanım. İşlemler ne zaman biter? Kısmetse yarına. Evet, bu kadar. Bana müsaade. Bir ikram yapsaydık. Alacağım olsun. İşimiz çok. Elif Hanım'ın da acelesi var. Sen bilirsin Rıza Bey. İyi günler. Hepinize iyi günler. Güle güle. Demek acelem var ha? Nasıl olsa gideceğiz. Bir an önce gitmek en iyisi. Tamam. İşler bugün biteceğine göre yarın. Olanlardan sonra kalın demek içimden gelmez. Reşo yılanı böyle yapmayaydı, gönlümden geçen hep bizimle kalmadı. Buna hiç şüphem yok. Tam da alışmıştık birbirimize. Belki bir gün İstanbul'a gelirsin. Belki bir gün gene gelirsin. Kim bilir. Demek son günümüz. Bugün mahpushanede ziyaret günüydü. Hakkı'yı görecektim. Olmadı, ertelerim. Ay yok yok yok. Sen işinden olma Zeyno Ana. Biz çocuklarla oyalanırız. Size bağları gezdiririm. Heh. Öyle olsun. Çabuk dönmeye tamam. Bakarım. Bağa gideceğiz ha? Aslan oğlum benim. Ben de çok özledim seni. Dedem mi? Dedem beni özledi mi? Özlemez olur mu? Dört gözle bekliyor. Nehirde balık avlar mıyız baba? Hem de nasıl. Oltalar şimdiden hazır. Balıklar bizden korksun. Söyle o İngiliz karısına, torunum bundan böyle benimle burada kalacak. Hadi güzelim, tamam. Gene ararım. Öptüm çok. Anneni versene. Değdi. Hi honey. What are you doing? Hi Elizabeth. Fine, thanks. How about you? Merak etme. Burada cana iyi bakarız. Ondan mı öğreneceğiz torunumuza bakmayı, aptal karı? Ne zaman yolluyorsun canı? Önümüzdeki hafta. Güzel. Bileti ben buradan ayarlarım. Sen iyi misin? Bildiğin gibi. Fazla bir değişiklik yok. Tahmin etmesi kolay. Hala babanla yaşadığına göre. Haksız mıyım? Bunlar artık geride kalmış tartışmalar. Ne diyor domuz? Kendine dikkat et. Sen de. Bay. Bir şey dediği yok baba. Duyduğun gibi. Can haftaya burada. Selam, nasılsın abi? Sağ ol. Ne haber delik kız?
İstanbul'dan gelen müşteriler bağları gezmek istiyorlar. Birlikte gidelim mi? Olur, gidelim. Ben torunumu gavur karısına teslim etmem. Söyle o aspaya, Can burada kalacak dedesiyle. Onu bizzat ben yetiştireceğim. Babamın en sevdiği mevsimdi bağbozum. Öyle mutlu olurdu ki çocuklar gibi. Sanki bir bayram, bir şenlik. Keşke. Keşke. Biliyor musun Elif abla? Onsuz hiçbir şeyin tadı yok. Bu yılın bağbozumunu iple çektim. Çünkü sen de olacaktın yanımda. Belli etmek istemiyordu ama... öylesine belliydi ki. Baba, yeşillerle kırmızıları ayıramamışlar. İşte bak. Helal olsun kadına. Reşit kim bilir ne paralar teklif etmiştir. Etmiştir de kadın yiğit çıktı. Çocuklar nasıl? Maha büyümüştür. Bir şey vardır, konuş. Dellemeyeceksin ama. Sen anlat. Elif kız sopra satmam deyince Reşo yediremedi, baskı yaptı çiftliğe. Mahu kolundan hafifçe yaralandı. Hey hey, dellenme dedim sana. Şerefsiz köpek, namussuz. Mahu iyidir. İyi, kurşun hafifçe sıyırdı. Ulan Reşo, damdan çıktığın gün kökünü kazıyacağım senin. Ellerimle geberteceğim seni alçak Elif. Hey hey, dellenme dedim sana, dellenme. İstanbul televizyonda göründüğü kadar güzel mi? Televizyonda hiçbir şey göründüğü kadar güzel değildir İdeal. Özellikle de insanlar. Aa, bir araba geliyor. Hem de deli gibi. Lanet olsun. Reşo Ağa'nın jipidir bu. Ya biz bu adamdan kurtulamayacak mıyız? Ne yapacağız anne? Tamam, sakin ol. Hiçbir şey yapamaz. Vay vay vay. Bağ yollarında kimleri görüyorum? Bu ne tesadüf? Kötü bir tesadüf. Seninle yarım kalmış bir hesabımız var. Dün gece tamamlamaya çalıştınız, yetmedi mi? Güzellikle anlattık, dinlemedin. Neyi dinlemedim? Bana bak İstanbullu. Elindekini ya satacaksın, ya satacaksın. Başka çıkış yok. Satacak benim bir şeyim yok. Buralar tekin yerler değil. Başına bir hal gelir, yazık olur sana. Hadi kendini düşünmedin. İnsan bari çocuklarını düşünür. Kadınları korkuttunuz, sıra çocuklara mı geldi? Kendine gel İstanbullu, çizmeyi aşma. İnsanları tehdit etmeden konuşamaz mısınız siz ha? Dedim size, satacak bir şey yok. Miras falan da yok. Hepsini reddettim. Et mi ettin? Etmesem de size vermezdim. Öyle olsun, benden günah gitmiştir. Pişman olacaksın İstanbullu. Çok pişman olacaksın. Aşağılık köpek. Kudurdu. Temelli kudurdu. Üzülme Zeyno Ana. Elif ablam haddini bildirdi ona. Takmış kafayı, toprakta toprak. Siz gelmeden jandarma komutanı aramıştır hanımım. Hayırdır, ne dedi? Elif ablamla seni karakola bekler. Bu komutanın dilinin altına bir bakla vardır ya. Hadi hayırlısı. Thank you.
Zeyno ana. Dursana bir. Elif Hanım, merhaba. Beni görmek şaşırttı mı sizi? Doğrusu evet, ama... Bu mu tarzınız? Ne anlamda? Aile geleneği haline getirdiğiniz eylemlerden bahsediyorum. Baskın, tehdit, gözdağı... Bütün bunları biz mi yaptık? Siz hangi dünyada yaşıyorsunuz Murat Bey? Ailemi melek olduğunu iddia etmedim. Anlattıklarınızla ilgim yok, haberim bile yok. Yok mu? Babanız hisselerime göz diktiğinde yanımda değil miydiniz? Doğru. Hisseleriniz konusunda babamla aynı fikirde olmadığımı da hatırlıyorsunuzdur. Hatırlıyorum ve size inanmıyorum. Söyler misiniz bana? Bu oyunda size verilen rol ne? İyi polis oynamak mı? Elif Hanım. Kemal abinin geçirdiği şu kaza Zeyno ana. Eşeleme artık komutan. Bağrımıza taş bastık bir kere. Acımız depreşmesin. Eşelemeyecek gibi değil ama Zeyno ana. Kuşkular var. Ne kuşkusu? Kaza raporu içime sinmedi. Tekrar araştırdım. Dere kenarına baktım. Yani kaza mahalline. Bir şey buldun mu? Hayır. Bulamadım. Problem de bu zaten. Bir tek fren izi bile yok. Sanki Kemal dosdoğru dereye sürmüş arabayı. Ama bu çok saçma. Bence de. Arabayı jandarma kriminal laboratuvarına gönderdim. Frenlerine bakılması için. Rapor bu sabah geldi. Sonuç? Frenler sağlam. Bu neyi gösterir? Bu benim de hoşuma gitmiyor ama... bir konuda izninizi istemek zorundayım. Ne izniymiş o? Otopsi. Savcılığa başvurup Kemal abinin mezarını açtırmak ve... cesede otopsi yaptırmak istiyorum. Olmaz öyle şey. Zeyno ana dinle. Kardeşimi elletmem. Onu rahat bırakın mezarında. Bir dakika, siz cinayet mi demek istiyorsunuz? Evet, bana göre kocanız bir cinayete kurban gitti. Kaza süsü verilmiş bir cinayet. Zeyno ana, burada mıydın? Hava da serinlemiş. Köpekler bu gece huysuz. Köpekler kan kokusu aldı. Zeyno ana. Çok kan akacak. Hadi gel içeri girelim biz. Çok kan akacak. Çok. Kim yapmış olabilir? Niye? Hala anlamadın mı niyetini? Leş o iti. Başka kim olacak? Ben de onu öldüreceğim. Saçmalama, hapse girersin. Karışma, sen anlamazsın. Hapisse hapis. Öldürülen benim babam. Senin değil. O mendeburun soyu kurumadıkça bize rahat yok. Yapma Zeyno ana. Bak biliyorum, teselli etmeyeceğim. Teselli etmeye çalışmak aptalca olur. Ama gördün işte, Ali Hüseymen kararlı. Aklına koymuş bir kere. Katil her kimse mutlaka... Katil bellidir. Vidal. Buyur Zeyno ana. Cema'dan haber var mı? Fabrikada, geç gelecek. Maho. Gel benimle. Abine bir şey söylediniz mi? Hayır. Mahom benim. Kemal Emin oğlu. Cem o agam erişkindir. Reşo'yu öldürmek bana düşer. Değil mi Zeyno ana? Ben bunları duymadan. Aklına getirme böyle şeyleri.
çiçeğim. Sen daha çok küçüksün. Büyüyeceksin. Okuyacaksın. Baba olacaksın. Oh, baba. Oh, oh. Bakışlarını gördün mü Zeyno Ana'nın? Ya delirmiş gibi bakıyor. Bakmaya korkuyorum anne. Sen de bakma o zaman. Nereye? Kale mağaraya şu. Bir şeyler yap Elif abla. Abi mağarayım. Sakın. Ama onu karıştırma. O gelirse her katliam çıkar. Bir şey sevmedim Elif Hanım. Allah muhafaza, sonu fena. İdeal sen kal, yürü Mehmet. Zeyno'suna da Zeyna'sına da eceline susamış deli karı. Emrin nedir ağam? Kimse bir saçmalık yapmaya kalkmasın. Adamlar tetikte dursun. Ne diye bağırıymış anlayalım. Ne cehennemdesen çıksana ortaya. Sen adamları topla hadi aşağı. Burası. Burası. Ne istiyorsan akşam bir vakti Zeyno kadın. Aklını mı kaçırmışsın sen? Zeyno ana! Ne işin var burada, geri dön! Yapma. Yapma Zeyno ana. Bırak o silahı hadi. Vay vay vay. Bakın kimler gelmiş. Kardeşimin hesabını sormaya geldim Reşo. Döktüğün kanın hesabını vereceksin. Kimin? Kemal'ın kanı mı? Bilmezden gelme. Kazadan bahsediyor. Kazalar da mı benden sorulmaya başlandı? Zaten bütün mesele de bu Reşo. Jandarma söyledi. Kemal'in ölümü kazadan değil. Ya demek öyle. Hı hı. Şimdi daha çok üzüldüm işte. Şimdi çok kızdım Zeyno kadın, çok. Neden kızdım bilir misin? Kanlım ölür, Allah almıştır canını, itirazım olmaz. Ama kanlım var ya Zeyno kadın, onu anca ben öldürürüm.
Çünkü o benim kanlımdır. Eğer ki başkası öldürmüşse, ahan size Reşo Ağa'nın yemini. Cümle alem şahidim olsun, kimse o katil. Köpek gibi ellerimle gebertmesem namerdim. Sen ne zaman mert oldun ki namertlikten bilirsin? Sende hiç mi akıl yok be kadın? Kemal'i öldürecek olsam çarşının göbeğinde vurdururum ki şerefim namım yürüsün. Var mı ağalığın şanında karı gibi tertip düzen kollamak? Koskoca Reşo Ağa bunu ne zaman yapmış? Ne zaman yapmış söyle. Baba! Sen karışma. Yeter artık bu saçmalık! Herkes indirsin silahlarını! Akış! İndir silahını! Sana indir dedim o silahı! Siz de! Bakmayın öyle! İndirin! Şimdi sıra sizde. Babam haklı Zeyno kadın. Öldürtmüşse öldürttüm der. Bugüne kadar inkar ettiği görülmemiştir. Gidin artık Elif Hanım. Bu kadar insanı daha fazla tutamam. Bırak o silahı Mehmet. Bu iş böyle çözülmez Zeyno ana. Namı yürüsün diye adam öldüren birini sen mi cezalandıracaksın? Hadi evimize gidelim, hadi. Defolun gidin buradan. Elinizin hamuruyla da erkek işine karışmayın. Yakışmıyor. Reşo Ağa! Bana yakışıyor mu? Maha! Seni öldürmeyeceğim Reşo Ağa. Ben babamı kaybettim. Sen oğlunu kaybettin. Ne demekmiş anla? Maha! Yapma, bırak o silahı. Çekil Elif abla, çekil. Hayır, çekinme. Çekinmem. Basacaksan bas silahı. Sonra ne olacak? Ha? Onlar sizi, siz onları. Sonu ne? Nedir yani? Ölüm, hapis, gözyaşı. Bu mudur hayatınız? Bu mu ha? Çekil Elif abla, çekil. Olmaz mı ha? İndir o silahı. Hadi evimize gidelim, hadi. Çekil, ateş ederim dedim. Durma et o zaman. Sana bırak o silahı dedim. De hadi lan, yetti bu kadar tiyatro. Yürü. Hadi yürü. Elif Hanım. Sağ ol. Senin için yapmadım ben. Gene de sağ ol. Yürü. Eğer ben eve gelmesem benim de bundan haberim olmayacak, öyle mi? Abi bana haber verecek misin? Bunun hesabını soracağım sana. Elif abla mani oldu. Bir dahaki sefere kendi beynini kullan küçük aptal. Maho, ablacığım. Anne, anne meraktan delirdik. Tamam çocuklar, tamam geçti. Bu tüfek, bu tabanca bir şey yapmadınız değil mi? Şimdilik bir şey olmadı. Ama ortalıkta bırakmasanız iyi olur. Çocuklar için tehlikeli. Bir halt ettik ki sorma. Bu gece kimseye uyku yok. Gözünüzü dört açın. Çiftliğin giriş çıkışlarını kontrol altına alın. Reşon'un sağa solu belli olmaz. Hadi dağılın şimdi. Tamam baba. Buyur baba. Bir daha bunu yapma. Bana dediklerini hatırlıyor musun baba? Neymiş o? Sen bir ağasın. Ağa gibi davran. Ağalığını bil demiştin. Doğrudur. Ama ağalığını doğru yerde yapacağım. Zamanında yapacağım. Adamlarımın yanında bana çıkıntılık etmeyeceksin. Çıkışım sana değil. Haddin olmaz. Çocuğun biri sokakta maytap patlatsa savaş çıkacak. Aynı anda bir sürü insan silahına sarılıp fırlıyor. Yahu bir durun be, bir durun. Kara elinde silah kapıma dayandı. Ne yapacaktım? Çiçek mi vereyim? Sen de üç gün önce onların çiftliğine baskın emri verdin. Verdim. Bir laf vardır baba. Kılıçla yatan kılıçla ölür. Çiçek vermeye gelince de iyi fikir. İnsan ölüme alışır. Takdir-i ilahi dersin, bağrına taş basarsın. Ama öldürülmek... Hasmınca öldürülmek. Bu çok başka. Buna alışmak olmaz. Acını anlıyorum Zeyno ana. Anlayamazsın. Anlayamazsın, elinde değil.
3 günlük kocayla 50 yıllık kardeşin acısı bir olmaz. Mümkünü yok. Haklısın, ben haddimi bilirim. Ceylan gözlüm, seni üzmek için söylemedim. Acımı seninkiyle yarıştıramam. Ancak Zeyno Ana, acının terazisi olmaz ki. Sen geçmişini kaybettin, ben de geleceğimi. Sen de haklısın. Ama ben de haklıyım. Çok dalgınsın. Ne düşünüyorsun? Bir sürü şey. Az daha ölüyordun. Bacak kadar bir çocuk öldürüyordu seni. Anlamıyorsun değil mi? Neyi? Hiç anlamıyorsun. Biz ölüyoruz Elia. Azar azar ve her an. Biz hep ölüyoruz. Hiç kimse bize ateş etmese de biz zaten ölüyoruz. Saçma. Hiç kimse kendi yarattığı cehennemden kaçamaz Elia. Bu cehennemi biz yarattık. Senin aklın karışmış. Sana tavsiyem, İstanbullu kadından uzak dur. Ne alakası var? Tuhaf bir kadın. O kadın ortaya çıktığından beri sen de bir tuhafsın. Öldürmeye bizim gibi hevesli değil. Tuhaflık dediğin buysa, evet. Ona benzemek hoşuma gider. Unuttuğun bir şey var. Neymiş o? Babamın hiç hoşuna gitmez. Hatta benim de. Eline sağlık Leyla, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bir maruzatım var. Üstüme vazife değil ama. Seni kendimizden sayarız Memo, çekinme söyle. Haftaya kooperatif seçimleri var. Kemal ağam yaşasaydı tek aday oydu. Her seçimde olduğu gibi. Şimdi aday kim? Reşo. Reşo mu? Peh. Tabii. Meydanı boş buldu köpek. Telaşınız çok. Hatırlatmak istedim. Sağ olasın. Bana müsaade. Adamları bir kontrol edeyim. Hadi hayırlı geceler. Seçimleri alırsa Reşo bize kan kusturur. Babam yoksa sen varsın abi. Bu iş sana düşer. O kadar basit değil. Babam 20 yıldır başkandı. Her işi bilirdi avcunun işi gibi. İdeal haklı. Yapamam. Yapmak zorundasın. Yapamam çünkü bilmiyorum. Daha dünkü çocuk diye arkamdan teneke mi çalsınlar? Kemal'in oğlu işi batırdı derler sonra. Hadi ben rezil oldum, onu geç. Üstüne bir de babamın kemikleri sızlar. Asıl ona yanar. Ayrıca bir sorun daha var. Nedir o? Reşo ve Cem o aynı masada. Bu çok tehlikeli. Babam idare etmişti. Ama baban tecrübeliydi. Onun tecrübesini abinde aramak haksızlık olur. İyi de çaresi ne? Senin başkan olma. Ne? Delirmişsin sen. Söyledim haber vermeden gelme diye. Hi Elizabeth, it's me. Hi, nasılsın? İyiyim, sen? Oğlumuz çok heyecanlı.
az önce yattı. Sabah havalanına birlikte gideceğiz. Öyle serpildi ki. Bir görsen. Görelim bakalım. Canım uçağı teslim edince arar mısın? Ararım. Merak etme. Murat. Efendim. Bilmeni istediğim bir şey var. Seni özleyen yalnızca Can değil. Ben de. Ben de çok özledim. Belki bir gün... Bilemiyorum. Her şey daha çok yeni. İkimiz için de. Hayatına giren biri oldu mu? Neden sustun? Şaşırdım. Beni affettin mi Murat? Bunları konuşmaya hazır değilim. Lütfen anla. İyi geceler. Çok güzelsin. Beni delirttin kendine. Delirmen işe yaramıyor. Aklım başka yerde. Doğru. Kemal yüzünden mi? Evet o. Korkma. Kimse bir şey bulamaz. Jandarma işin peşini bırakmaz. Kokuyu aldı bir sefer. Ne kokusu? Ne kokusu ha? Söyle hadi ne kokusu? Ne olduğunu biliyorsun. İkimiz de biliyoruz. Neden aramadın? Aramam mı gerekiyordu? Beklemiştim. Keşke beklemeseydin. Neden beklediğimi biliyorsun. Boşuna Zeliha. Boşuna mı? Evet, bunu diyorum. Aynen bu. Yapma Kemal. Zaten bir şey yapmadım. Duygularına karşılık mı verdim? Sana umut mu verdim? Söylesene ne yaptım? Allah kahretsin. Aklım fikrim hep sende. Bu benim suçum değil. Yüzüme bak. Yüzüme bak. Bu durumu sen yarattın Zeliha. Sen kendi içinde kendi kendine bir ben yarattın. Benle hiç ilgisi olmayan bir ben. Sonra tuttun ona aşık oldun. Şimdi de benden bu aşkın hesabını soruyorsun. Yanlış bir aşk bu Zeliha. Ve yanlış bir hesap. Demesek ne kaybederiz? Ortalık bayram yerine döner. Bu kan davası 5 dakikada biter. Hiç değilse bir denesek. Aşk denemez. Vardır veya yoktur. Ben sana aşık değilim. Ben senin hiçbir şeyin değilim. Olabilirdin. İmkansız. Ben zaten... Zaten ne? Ben evlendim. Evlendin mi? Benden kurtulmaya bak seni. Benden ve adını aşk koyduğun o saçmalıktan kurtulmaya bak. Haklısın Kemal. Çok haklısın. Hem de öyle haklısın ki. Sadece ikimiz biliyoruz Ökkeş. Sadece sen ve ben. Yakında başkaları da bilecek. Hiç kimse bilmez, bilemez. Çeneni kapa yeter. Korkup bir saçmalık yapmazsın değil mi Ökkeş? Hayır, elbette yapmam. Sana güvenebilir miyim Ökkeş? Bana güven. Senin için her şeyi. Göreyim seni. Bana güven. Bitti mi? Bitti.
Kurtuldum Kemal. Sonunda senden kurtuldum. Bana güven. Bu dünyada bir tek bana güven. Ökkeş sana yeter. Beni yalnız bırakma Ökkeş. Bırakmam. Bu dünyada tek güvendiğim sensin. Bir tek sen. Sen şimdi benden başkan olmaz mı diyorsun? Mümkün yok, olmaz. Günaydın Cema. Günaydın. Neden? Başkanlık erkek işi. Dünyayı çoktandır kadınlar idare ediyor. Sen üstüne alınma Cema. O dediğin başka bir dünya kızım. Buraya çok uzak. Herkese günaydın. Günaydın. Ne var böyle kız? Tavuk çiftliğinden. Leyla. Taze yumurta aldım. Leyla börek yapacak. Ah, yaşıyorsun. Avukat geldi. Bizi rüyasında mı görmüş? Herkese günaydın. Günaydın. Kimse rahatsız olmasın. Erkencisin abi, buyur. Veraset ilamı çıktı. Getireyim ki bir an önce işlere başlansın. Hem şirketler hem miras. Ne mirası? Bunlar çocukların veraset ilamı. Bu da sizinki. Daha önceden reddettiğimi söyledim ben. Yine de veraset ilamı çıkmak zorunda. Alırsınız ya da reddedersiniz. Ona ben karışmam. Ama ben karışırım. Elif kızı mirastan payını alacak. Hayır Zeyno ana. Çaresi yok. Alacaksın. Ya ben bunu hak etmedim. Çok daha fazlasını hak ettin. Eğer ki sözüme karşı gelirsen... Eğer ki sana azıcık hakkım geçmişse, hakkımı helal etmem. Kemal'im de etmez. Mezarında kemikleri sızlar. Bir şartla alırım. Başkanlığı kabul edersen. Bir şartla kabul ederim. Kalıp bana yardım edersen. Sen bankacısın Elif abla. Halama bir finans uzmanına ihtiyacım var. Ayrıca hepimizin sana ihtiyacı var. Kemal'in karısı onun davasını yerde bırakıp kaçmaz. Kaçmamalı. Peki. Kalıyorum. Abla. Tu harbiya